biraz daha soru çözelim. 2003 yılı verilerine göre Türkiye'de işlenen suçların büyük çoğunluğunu asayiş suçları oluşturmaktadır. Bunlar şahsa karşı ve mala karşı işlenen suçlar olarak iki grupta değerlendirilebilir. Mala karşı olan hırsızlık, dolandırıcılık, gasp gibi suçların büyük çoğunluğunun şehirlerde, özellikle de şehirleşme oranı ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek, nüfusu 1 milyonu aşan şehirlerde işlendiği görülmektedir. Şahsa karşı işlenen hakaret, rehin alma, yaralama, tehdit gibi suçlarında yarısı bu şehirlerde gerçekleşmiştir. Diyor ki bu veriler kentlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemek için kullanılabilir? Ne anlattı yukarıda? Büyük şehirlerde özellikle nüfusu 1 milyonu aşan büyük şehirlerde bu suçların çok fazla işlendiğini tespit edildiğini anlattı. Şimdi bu hangisini destekleyebilir bakalım. Kentlerde sosyal tabakalar arası farklılıklar daha belirgindir olabilir ama bununla ilgili bir şey var mı yukarıda? Yok. Kentlerde uzmanlaşmaya dayalı iş bölümü esastır. Evet doğrudur ama bununla bir alakası yok. Bize sorduğu şeyin kentlerde ekonomik zenginlik bireyi özgürleştirir tamamen alakasız. Kalabalık nüfuslu kentlerde toplumsal kontrol zayıflar. İşte budur. Çünkü bu suçların artmasının sebebi toplumsal kontrolün zayıflamasıdır. Demek ki kalabalık nüfuslu kentlerde toplumsal kontrol zayıfladığından dolayı bu suçların işlenme oranında artış gerçekleşmiştir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Bir araştırmacı hapishane ortamının bireyler üstündeki etkisini saptamak amacıyla gönüllü öğrencilerle kurmaca bir hapishane ortamında deney yapar. Bu öğrencilerin bir bölümünü gardiyan, geri kalanlarını ise mahkum olacak şekilde iki gruba böler. Mahkum olan öğrenciler hapishane hücrelerine benzer yerlere konur, gardiyan olanlarsa bunların başında durmakla görevlendirilir. Birkaç gün sonra iki grup arasında çatışmalar ve huzursuzluklar ortaya çıkar, adeta birbirlerine kinle bakmaya başlarlar. Gardiyanlar kısa zamanda otoriter ve suçlayıcı, mahkumlarsa kaderine isyan eden bir hale gelirler. Diyor ki bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Şimdi bu bir deney unutmayalım. Deneyde grubu ikiye bölmüşler. Birilerini gardiyan birilerini mahkum yapmışlar. Çok değil birkaç gün sonra gardiyan rolünü üstlenenler gardiyan gibi mahkum rolünü üstlenenler mahkum gibi davranır hale gelmişler. Dolayısıyla bakalım hangisine ulaşabiliriz? Benzer kişilik özelliklerine sahip bireyler benzer statülere sahiptir. Biz bu adamların benzer kişilik özelliklerine sahip olup olmadıklarını bilmiyoruz. Birey bazı statülerine doğuştan sahip olur. Burada doğuştan sahip olunan bir statüden bahsedilmiyor. Bireyin rolleri bazen birbiriyle çatışabilir. Doğrudur ama burada çatışan bir rolden bahsedilmiyor. Bazı mesleklerin toplumsal saygınlığı daha fazladır. Saygınlıkla ilgili bir şey söylemedi. Her birey rolünün gerektirdiği biçimde davranır. Gardiyan ol demişler, gardiyan gibi davranmış. Mahkum ol demişler, mahkum gibi davranmış. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Bazı meslek çalışanlarının, örneğin doktorların dış görünüşü ve tavırlarına baktığımızda şunlar dikkatimizi çeker. Beyaz önlük giymişlerdir, boyunlarına asılmış stetoskop, ellerinde tıbbi bir çizelge vardır. Hastalarıyla çoğunlukla teknik bir dille konuşurlar. Önlük kıyafetleri korumak gibi pratik bir işlevle çıkmış olabilir ama günümüzde asıl olan önlüğün sosyal işlevidir. Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? Neden bahsetti? Doktorların dış görünüşünden bahsetti. Önlüğünden bahsetti. Kullandığı ekipmanlardan bahsetti vesaire. Hangisine örnek olabilir bu bahsedilen şey? Kazanılmış statünün önemine. Yani bu bir kazanılmış statü ama onun önemiyle ilgili yukarıda bir şey anlatmadı bize. Anahtar statünün belirleyiciliğine biz bu doktorun anahtar statüsünün doktorluk olup olmadığı ile ilgili bir şeye ulaşamıyoruz burada. Roller arası pekiştirmeye başka bir rolünün olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye ulaşamıyoruz. Sosyal statünün göstergelerine. Evet, cevap bu. Sosyal sınıf sistemiyle zaten alakalı bir durum yok yukarıda. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi ayraç içindeki kavramı karşılamamaktadır? Bakalım. Toplumsal sapma. Toplumdaki kültürel normların fark edilir biçimde ihlalidir. Evet ki biz bunun tanımını vermiştik doğru. Suç bir toplumun resmi olarak koyduğu ceza yasasının ihlalidir. E tabi bunu biliyoruz zaten. Toplumsal değer. Toplumun geneli tarafından paylaşılan ortak düşünce, duygu ve yargılardır. Evet verdik tanımını. Adalet sistemi. Yasaların ihlaline karşı oluşturulan polis, mahkemeler gibi kurumlar bütünüdür. E çok bildiğimiz bir şey. Toplumsal norm, belli bir statüdeki bireyden beklenen davranış modelidir. Bu toplumsal norm değil. Bunun adı roldür. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Evet, şimdi son sorumuza geldik. 2012 LYS'de çıkmış. Diyor ki yukarıda 3 tane farklı metin vermiş. Bunların tümü aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? Bakalım. Ağır doğum sancıları içinde karısını en yakın hastaneye arabasıyla götürmekte olan bir adam trafik kurallarını ihlal ederek birkaç değerli dakika kazanır. Fransız düşünür Jean-Paul Sartre Cezayir'de savaşan Fransız birliklerini ziyaret ederek onları daha büyük bir adalet adına Cezayir'in bağımsızlığı için silahlarını bırakmaya ikna etmeye çalışır. Victor Hugo'nun Sefiler adlı romanındaki kahraman Jean Valjean, açlıktan ölmek üzere olan ailesini doyurmak için bir somun ekmek çalar. Şimdi bunların üçünde de ortak olan davranış toplumsal sapma davranışı. Fakat üçünde de ortak olan şey şu. Şimdi trafik kurallarını ihlal etmiş, sapma yaşamış ama birkaç değerli dakika kazanmış. Burada bir daha büyük bir adalet adına ikna etmiş ve açlıktan ölmek üzere olan ailesini doyurmak için ekmek çalmış. Dolayısıyla bir sapma fakat olumlu bir sapmadan bahsediyor. Dolayısıyla cevap A seçeneği. Müzik